İletişim dünyamız. Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim görmeyeli? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın diyoruz efendim. Evet, evet. Bugün sizinle ikinci programımız oluyor. Evet. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerine konuşacağız bugün sizinle. Evet, isterseniz şöyle başlayalım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedir? Kısaca buna DEHB diyoruz değil mi? Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir dediğimizde aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileri ile ortaya çıkan bir bozukluk. İstekleri erteleyememeden belirtileriyle ortaya çıkan biyolojik bir bozukluk. Yani burada dikkatin çok olması da dikkatin olmaması da bir bozukluk diyebiliriz. Hiperaktivite çok hareketlilikte bir bozukluk. Hiç hareket etmeme de bir bozukluk. Ona da mı hiperaktivite diyoruz? Hipoaktivite. Hiç hareket etmeme. Hipo. Üç alt tipi vardır. Üç başlık altında toplanır bunlar. Dikkatsizliğin ön planda olduğu, hiperaktivitenin ön planda olduğu ve dürtüselliğin ön planda olduğu bu şekilde sıralayabiliriz. En yaygın olanı bileşik tiptir. Genelde dürtüsellik ve hiperaktivite bir arada görülür. Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var denilebilmesi için bu belirtilerin 7 yaşından önce ortaya çıkması ve en az iki alanda da devam etmesi, yani hem okulda hem evde gibi devam etmesi gerekir. Ve bu davranışların çoğunun en az 6 ay süreyle göstermiş olması ve normal bir kişide olandan daha şiddetli süreyle görülmesi gerekir. Normal olan kişilerde de demek ki bu tip hareketler görülebiliyor. Evet. Ama en az bir 6 ay sürecek ki buna hiperaktivite diyelim. Evet. Evet. Evet hocam. Yani kişinin günlük yaşamını etkileyecek durumda olması. Bazı şeyleri yaparken dikkat eksikliği var diyemeyiz. Yani bazı kriterleri aşması gerekir. Ve bunlar ölçek ve testlerle, sorularla yönlendirilebilir, yol gösterici olabilir bu ölçek ve testler. Ancak bunun tanısı için klinik tanı gerekir. Evet, yani bir psikiyatristin klinik bir ortamda tanı koyması gerekir. Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Belirtileri nelerle devam edelim isterseniz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri nelerdir dediğimizde hareketsiz duramazlar. Elleri ayakları kıpır kıpırdır bu çocukların. Koşar, tırmanır, uzun süre yerinde sabit duramazlar. Okulda dersi dinlemekte çok zorlanırlar. Uzun süre dinleyemezler, dersi takip edemezler, konsantre olamazlar. Sık sık dikkatleri dağıldığı için ders ortamında olumsuz etkilerler. Beklemeye asla tahammülleri yoktur. Hemen istekleri karşılansın isterler. Sürekli birilerinin sözünü keserler, konuşmalarını bitirmesini bekleyemezler. Bu belirtiler diyebiliriz. Dikkatleri çabuk dağıldığı için ödev yapmakta çok zorlanır bu çocuklar. Evet. Bir an önce çabucak bitirmek için alelacele yaparlar, bir sürü de yanlış yaparlar bu yüzden. Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçarlar, hoşlanmazlar çünkü konsantre olamazlar. Düzensiz olduklarından da eşyalarını evde, okulda da okul eşyalarını,
çok fazla kaybederler. Uyku süreleri çok kısadır diyebiliriz. Neden sonuç ilişkisi kuramaz bu çocuklar? O yüzden tehlikelere çok açıktır. Mesela birden yola fırlayabilirler. Bu çocuklar bir masada oturup 2 saat, 3 saat, 4 saat ders çalışamaz mesela. 4 saatlik bir çalışmada 2 saatlik bir verim bile alamazlar. Ders süreleri kısadır, uzun tutamazsınız bu çocukları. Hayallere dalıp dalıp giderler. Bu da onların o 4 saatlik bir sürelerini 1/4, 2 oranında düşürür. Hiperaktivite, eskiden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sadece çocuklarda olduğu düşünülürdü. Fakat bu bozukluk çocukluktan başlayıp yetişkinlik döneminde de farklı şekilde devam ediyor. Aileleri en çok eğitim ilgilendiriyor burada. Eğitimi önemsedikleri için okul çağıyla birlikte sorunları fark etmeye başlıyorlar. Ve o zaman bir uzmandan yardım almaya karar verebiliyor birçok aile. Evet. Uykuda tam uyuyamazlar dediniz. Sık sık uyanırlar. Ama uykuyu tamamlar yani. Neticede. Evet. Ya bebeklikte de çok huzursuzdurlar. Çok huzursuz uyanırlar. Sürekli ağlarlar. Aslında o zamandan başlar yavaş yavaş bize böyle bir bozukluğun olup olmadığını düşündürmeye. Fakat kesin tanı konulması için ilkokula başlaması ve bu davranışların 6 ay süreyle devam etmesi gerekir. Evet. Arkadaşlarıyla olan ilişkiler nasıldır okulda? Arkadaşlarıyla oyun gruplarında istenmez bu çocuklar. Çünkü dürtüsel davranırlar, oyun bozarlar. Sıralarını beklemezler. Akranları arasında da çok fazla kabul görmez bu çocuklar. Evet, zeka durumları nasıldır? Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin zeka ile bir ilgisi yok. Çok zeki çocuklar da olabilir, geri zekalı çocuk da hiperaktif olabilir. Bu sadece biyolojik bir bozukluk ve genetik bir rahatsızlık diyebiliriz. Sanki genelde böyle bu çocuklar çok zekidirler gibi. Evet, böyle algılanıyor değil mi? Böyle evet. Değil aslında. Bunun zeka ile bir alakası yok. Bu tamamen genetik kalıtım yoluyla ve çevresel faktörlerin de onu tetikleyerek çoğalttığı bir bozukluk. Evet. Evet hocam. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitede tanınmaya başlayan. Evet. Bozukluk nelerdir? Bozukluklar nelerdir? Yani aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu uzun yıllardır bilinen bir rahatsızlık. Evet. Bilinen bir bozukluk. Yani ilk 1902 yılında İngiliz bir doktor tarafından bu bozukluk tanımlanmış. O yıllarda bu bozukluğun sadece çocukları yetiştirmedeki yanlış tutumlardan kaynaklandığı düşünülürmüş. Mesela sert disiplin kuralları, işte yaramaz çocuk, şımarık çocuk diye davranıştan kaynaklandığını düşünülmüş. Fakat 1970'li yıllar ile birlikte daha iyi tanınır hale geldi bu bozukluk. Yani genetik, kalıtımsal, biyolojik bir bozukluk olduğu biliniyor. 100 yıl önce de vardı bu bozukluk. Fakat 100 yıl öncesinin gerekliliği ile bugünün gerekliliği aynı değil. Yani bu bireylerde yetişkin olduklarında zaman ve süreç yönetimleri bunların çok iyi değil. Günümüzde de biliyorsunuz zamanlı ve planlı, programlı olamazsanız büyük şehirlerde ya da şehirlerde çok zor hayatınızı devam ettirebilirsiniz. O yüzden şimdinin bir rahatsızlığı değil, bu çok eskiden beri biliniyordu. Fakat şimdi daha fazla bu bozukluğun üzerinde konuşulmaya ve dikkate alınılmaya ihtiyaç duyuldu. Evet, yine biraz önceki soruma benzer soru. Çok zeki çocuklarda da bu tip hareketlilikler oluyor. Evet. Değil mi? Onlar da var. Mesela tarihten misal verecek olursak, Sultan Fatih Mehmet Han'ın çok hareketli olduğu, nasıl tarif edeyim, pek kaba da konuşmak da istemiyorum tabii öyle bir büyük sultan için, yaramazlıklar yaptığı, işte hocaları tarafından ikaz edildiği falan, değil mi? Bunlar yazıyor tarihte. Evet. Edison'un da onun da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu biliniyor.
Evet. Yani bunu aslında avantaja çevirirlerse hayatlarında, o davranışlarını doğru yönlendirebilirlerse, aslında iyi yönetilebilirse de bir avantaj. Evet, tabii Fatih Sultan Mehmet için hiperaktivite bozukluğu var diyebilir miyiz bilemiyorum. Bugünkü görüş ile herhalde diyemeyiz. Bilmiyorum hocam o konuyu. Evet. Ama çok hareketli olduğunu biliyoruz. Yani tarihin yazdığı birçok şeyler var. Evet, çok okuduğunu, çok çalıştığını, efendim çalışkan birisi olduğunu, bunları biliyoruz. Zaten tarihteki fonksiyonunu hepimiz biliyoruz. İstanbul'un fethindeki o üstün buluşları var. Havan topunu keşfeden bir Fatih Sultan Mehmet, gemileri karadan yürüten, Haliç'e indiren bir Fatih. Onları biliyoruz zaten. Ama hiperaktivite rahatsızlığı olduğunu söyleyemeyiz kesinlikle. Benim sizin anlattıklarınıza göre söylüyorum. Evet hocam. Ne sıklıkla görülür hiperaktivite bozuklukları? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ne sıklıkla görünür dediğimizde, sadece bizde değil, tüm dünyada çok sık görülen bir bozukluktur aslında. Okul çağı çocuklarında görülme sıklığı %3 ila 5 arasında. 3 yaşından önce bu tanı konulamaz. Çünkü yani bir çocuk çok hareketli diye 3 yaşından önce hiperaktif çocuk diyemeyiz. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuk çevreyi keşfetme arzusuyla hareket eder. Ancak yani 2 ila 6 yaş arasında biraz hareketli olmaları normal. Fakat okul öncesinde durdurulamayan bir hareketlilik, işte tutturma, ısrarcı olma, tırmanma, etrafı kurcalama ve uyku problemleri varsa bu çocukların, bunlara davranışçı terapilerle, aile eğitimiyle ve işte sağlıklı sınırlar koyarak bu çocukları yönlendirebiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite erkeklerde kızlardan daha çok görülüyor. Erkekler daha hareketli. Kızlarda da dikkat eksikliği daha çok görünüyor. Kızların dikkatleri daha dağınık, erkekler ise daha dürtüsel ve daha hareketli olabiliyorlar. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun altında incelersek bunları. Bu çocuklar davranış problemleri nedeniyle aslında okul öncesinde kreş ve yuva bulmakta da zorlanıyorlar. Arkadaşları pek kabul edilmek istenmiyor herhalde. Evet, istenmiyorlar. Arkadaşları tarafından dışlanıyor. Ancak kurallı bir çevreyle, kurallı bir çerçevede yaşıtları ile birlikte olmalarına da ihtiyaçları var bu çocukların. Evet. Bazen aileler de yuvaya, kreşe alışamadı ya da işte arkadaşlarıyla uyum sağlayamadı diye göndermek istemiyorlar çocukları. Ama bu çocukların akranlarıyla, yaşıtlarıyla birlikte doğru rehber eşliğinde vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Sizin de bundan önce yaptığınız programda çocukların davranış şekillerine göre üçe ayırmıştınız. Birisi dokunsal idi. Görsel, işitsel. Ve işitsel olarak ayırmıştınız. Bunları dokunsal grubuna mı alırız bu çocukları? Ya bu çocuklar dürtüleriyle hareket ederler. Yani düşünemezler. Bizde normal bir bireyde olması gereken duygu, düşünce ve davranıştır. Sıralama böyledir. Ama bu çocuklarda duygu direkt davranışa geçer. Düşünce davranıştan sonra gelir. Yani düşünmeden hareket edebilir. Evet. Diyebiliriz. Evet. Düşünmeden hareket eden çocuklar diyebiliriz. Yani ve bu çocuklarda okul öncesinde özellikle kendine ve çevreye zarar vermediği sürece ilaç tedavisine gerek yok. Davranışçı terapiler bu çocuklar için yeterlidir. Evet. Annelerden şöyle sorular var. Çocuklarımın ya da çocuğumun efendim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu nasıl anlarım? Nasıl anlarım? Diye sorarlar. Evet efendim. Birçok anne baba çocuklarının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığını daha okula başlamadan önce farklı davranışlarını fark ederler aslında. Evet. Aşırı hareketlilik, dikkatsizlik,
isteklerini ve duygularını kontrol edememe, işte inatçılık, söz dinlememe, saldırgan davranışlar. Yani bu gibi belirtiler aslında çocuklarda yaramazlık ve şımarıklılık diye geçiştirilemez. Evet. Bunu fark ederler. Yani diğer çocuklardan da farklı olduğunu görürler. Bunu düşünürler aslında. Bir şeyler yapılması gerektiğini de düşünürler. Fakat aile bu sorunu nasıl fark ederse etsin, ilk önce kendi yakınlarıyla paylaşıyor bunu. İlk önce onlara danışıyor. Yakınlarına. Evet. Neden? Çünkü pek duyulmasın istiyor aile, evet, demek ki. Evet, anne, işte anneanne olabiliyor, teyze olabiliyor, hala olabiliyor. Evet. Onların da genelde tepkisi, zeki çocuklar böyle olur. Evet, demek ki konuştuklarımıza geldik yine. Evet, merak etmeyin, işte büyüdükçe düzelir, enerjisi fazla geliyor, bırakın koşup oynasın, çok şımartmışsınız, biraz sert disiplin kuralları uygulayın, düzelir şeklinde nasihatte bulunabiliyorlar. Evet. Bu tür yaklaşımlar yüzünden aile oyalanabiliyor bazen. Geç kalabiliyor. Yani eğer çocuklarında hiperaktivite, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya davranış sorunları olduğunu düşünüyorlarsa ya da bunun şüphesi içindelerse bir psikiyatrist veya bir psikoloğa başvurmaları gerekir. Evet. Rahatsızlığın olup olmadığını onlar söyleyebilir diyorsunuz. Evet, kesin tanı klinisyen tarafından konulur. Ya yani psikiyatrist tarafından. Evet. Evet. Ama psikologlar da bunu en azından yönlendirebilirler psikiyatristlere. Evet, evet. Durumlarını görür, değil mi? Evet hocam. Annelerin bu sorusuna böyle bir cevap diyorsunuz. Çocuklarının bu tip çok hareketli olduğunu fark ettikleri anda veya işte dikkatsiz, efendim kırıp, evet, döken, çok hareket eden bir çocuk olduğunu gördükleri anda bir psikoloğa ve neticede de bir psikiyatriste, evet, gitmelerinde büyük yarar var. Kesinlikle. Yani bu davranışlar en az 6 ay devam ediyorsa. Bir süre var böyle. Evet, ve her anne baba kendi çocuğunu tanır aslında. Bilir yani. Normal çocukları da gözlemleyip kendi çocuğunda bir farklılık olup olmadığını da, yani bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar. Ama burada orada bir sorunun olduğunu kabul edip, inanıp bunun için bir şeyler yapmak ve doğru yerlere ulaşmak önemli. Gecikmenin zararları olabilir mi? Mesela çocuk büyüdü, erişkin yaşa geldi ama o ana kadar da böyle bir rahatsızlığın olup olmadığına tanı konulmadı. Yani hiperaktivitesi yetişkinlikte geçiyor, ergenlikle birlikte yavaş yavaş azalıyor. Fakat farklı davranış problemleri ortaya çıkıyor. Orada farklı şekilde gösteriyor hiperaktivite bozukluğu kendisine. Dolayısıyla erken... Ömür boyu devam ediyor bu bozukluk. Doğru yönlendirilmezse, doğru davranışlar kazandırılmazsa bu çocuklar suça sürüklenen çocuklar bile olabiliyor. Evet. Böylesi bir tehlikesi de var. Evet. Onun için zamanında teşhis koymak, tanı konmak, evet, izle, önemli. İzle, çocukları güzelce ve dikkatlice izlemeleri önemli. Tanı nasıl konuyor hocam? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tanısı, bu tanının konulması için anne, baba ve çocukla görüşülüyor. Buna okul, öğretmen, okul rehberliği, işte olabildiğince çocuğa fazla temas eden kaynak ve o kaynaklardan bilgi alınıyor ve bunlar çeşitli değerlendirmeler sonucu. Değerlendirildikten sonra tanıyı psikiyatrist ve klinik psikolog koyuyor. Evet. Anne baba ve öğretmen tarafından çeşitli test ve ölçeklerin doldurulması isteniyor ve değerlendiriliyor. Evet. Yapılan testlerin neticesinde. Evet. Az, evet, önce de sizin de söylediğiniz gibi, yani bu tanı gecikirse, uygun bir başarı sağlanmazsa hem aile hem çocuk çok zorluk çekiyor. Burada çocuğun kapasitesi, çabası, ailenin beklentisi, devam ettiği okul, işte dikkatsizliğin belirtileri ve şiddeti ölçülerek buna uygun
gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedavi başlıyor. Evet. Bu konuya devam edelim efendim. Yalnız bir ara verelim şimdi, ondan sonra. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve psikolog Yasemin Bican Hanım'la dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bundan önceki bölümde en son tanısı nasıl konur demiştik. Siz de psikiyatristler tarafından ve psikologlarla birlikte, onların çalışmaları zaten genelde öyle oluyor. Klinik psikologlarla, değil mi? Evet. Onların yapacağı testler neticesinde belli olur şeklinde açıklama yapmıştınız. Nasıl olur bu? Bu testlerde neler var, neler sorulur? Kısaca onlardan söz eder misiniz? Bu testler görsel, işitsel ve dikkat, konsantrasyon içeren testler. Orada çocuğun dikkati, algısı, onlar ölçülür. Mesela 9-10 soruluk bir testte eğer bir çocuk bir tane, iki tane yanlış yaptıysa burada dikkat eksikliği ve hiperaktivite test, var diyemeyiz. Hı, test çocuğa mı yapılır yoksa anneler, babalar, velileri mi? Çocuğa yapılır, fakat bunun öncesinde anne baba ile görüşülür, çocukla görüşülür, öğretmen, okul rehberliği, olabildiğince fazla çocuğa temas eden herkesten çocukla ilgili bilgi alınır. Çocukla birlikte çalışılır. Belli bir düzeyde kalırsa bu çocuk davranışlarını toparlayarak ve davranış eğitimleriyle toparlayabilir. Ama belli bir ölçeğin üstünde kalırsa, belli bir ölçeği geçemezse, o zaman bu çocuğa ilaç tedavisi de gerekebilir. Yani bu tanının konulabilmesi için olabildiğince fazla çeşitli kaynaktan bilgi alarak tanıyı psikiyatrist ve klinik psikolog koyar diyebiliriz. Evet. Peki. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun sebepleri nelerdir? Neden meydana gelir? Efendim, sadece kalıtsal genetik bir bozukluk mudur yoksa dış etkenler buna tesir eder mi? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun meydana gelme nedeni %50 ile %90 genetik kalıtım diyebiliriz. %10-20 arasında da diğer etkenler. Hı hı. Yani gebelikte alkol, sigara kullanımı, annenin geçirdiği hastalıklar. Sigara kullanımı, alkol derken annenin, babanın. Evet. Bunları kullanmış. Annenin hamilelik döneminde sigara kullanımı. Annenin geçirdiği hastalıklar, doğum sırasında yaşanan sorunlar, aile yapısı ve işleyişindeki bozukluklar. Genelde ailelerde de hiperaktivite olduğu için bu gen yoluyla geçiyor dedik ya. Evet. Orada aile işleyişlerinde de bir bozukluk oluyor aslında. Nasıl bozukluklar bunlar? Yani ailede herkesin sabredemeden fevri davranışlar gösterdiğini düşünün. Anladım. Çocuğun geçirdiği kaza ve travmalarda bunların meydana gelmesindeki nedenlerden sayabiliriz. Yani temeli genetik, biyolojik bir bozukluk, ebeveynlerde de olan ve genlerle geçen bir bozukluk. Çevresel faktörler arttırıcı veya azaltıcı da olabiliyor. Burada aile tutumları, öğretmen tutumları, bu durumun klinik düzeye çıkmasında veya o klinik, yani ilaç kullanımının altında olmasında çok etkili. Örneğin aile ilgili, öğretmen ilgili, yani zemininde bu tanı olsa bile ilaçsız yönetilebiliyor davranış terapileriyle diyebiliriz. Başka hastalıklara da kapı açıyor mu? Kesinlikle davranış bozukluklarını açıyor, anksiyeteye, kaygı bozukluklarına kapı İleriki açıyor. Yaşlarda. Evet. Onları konuşacağız. Konuşacağız. Peki. Evet. Başka neler sayabiliriz hocam? Meydana gelme sebebi olarak ilave edeceğimiz bir şey var mı? Genetik dışında. Çevresel faktörler dedik. Çevresel faktörler dediniz. Aile yapıları dedik. Bunları sayabiliriz. Evet. Peki hocam. Kendiliğinden düzelir mi? Zamana mı bırakmak gerekir? Gerçi ilaç tedavisinden söz ettiniz biraz önce.
Evet, bu konuda birazcık konuşalım isterseniz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kendiliğinden düzelir mi dediğimizde, aslında dikkat eksikliği ve hiperaktiviteli çocukların %80'inin ergenlik döneminde de bu bozukluğun belirtilerini göstermeye devam ederler. Bu çocukların %30'u ile %65'i arasında erişkinlikte de devam eder bunlar. İleriki yıllarda başka sorunlarla yaşama olasılığı da çok yüksek. Biraz önce de biraz konuşmuştuk bunu. Hı hı. Yani alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı olan anne babalar, çocuklarda, ergenlerde, yetişkinliklerde, ileriki yıllarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bu tür davranışlara kapı açabiliyor. Eğer kendiliğinden düzelmesini beklersek. O yaşlarda çocukların pek bu alışkanlıkları edinmesi biraz zor değil mi? Ergen ve yetişkinler için bunu söyleyebiliriz. Ergenlikte başlıyor. Hı. Ergenlikte yavaş yavaş hareketlilik azalıyor. Fakat antisosyal kişilik özellikleri ve yetişkinlikte de alkol, madde, işte depresyon, kaygı bozuklukları, yani bunların içine aslında sınıf tekrarı, eğitim sorunları da girince başka problemler çıkıyor. İşte o zaman işler biraz karışıyor ve daha fazla işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet. Gençlik ve yetişkinlikte daha fazla trafik kazası yapıyor bunlar, bu bireyler. Daha fazla trafik suçu işliyorlar mesela. Yasalara karşı gelme sorunlarını daha çok yapıyorlar. Aykırılar çünkü. Evet. Dürtüseller. Yani bunu basitçe çocukken gelip geçici bir yaramazlık veya dikkat dağınıklığı olarak değerlendirilmemeliyiz. Evet. Zamanımızda trafik dediğiniz motosiklet kullanımları çok fazla. Evet. Ve onlar trafik kurallarına uymamaları da yine hepsinden fazla, diğer kurallara, diğer vasıtalara göre daha fazla. Bu tip çocuklarda böyle bir davranış şekli var mıdır? Yani motosiklet kullanmak gibi, o çünkü birazcık hız, adrenalin tabii ki gibi şeyler var. Evet, evet. Düşünebiliriz bunu da. Evet. Çocuğun erişkin yaşamına geçişinde ve hazırlanmasında önemli sorunlara yol açabileceği gibi ergenlik ve erişkinlikte de devam eden davranış sorunları yaşıyor ve bununla birlikte de başka psikiyatrik bozukluklar ekleniyor bunu ve içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Başka psikiyatrik bozukluklar derken neler olabilir bunlar? Depresyon, kaygı bozuklukları, çok fazla antisosyal kişilik, evet, yapıları diyebiliriz. Burada da erken tanı, erken teşhis, tedavi ve psikoeğitim, psikolojik destek çok önemli. Ama bu çocukların bir de sanatla tanıştırabiliriz. Sanatın iyileştirici bir gücü var, biliyorsunuz. Aslında bir çocuğu spora veya bir enstrümana yönlendirebilirsek, bu konuda teşvik edici olabilirsek, bu birçok şeyi çözer. Yani onu düşünmeye sevk eder, dikkatini toplamaya sevk eder, konsantrasyonuna çok faydalı olur. Yani bunlardan birini seçmek zorunda da bırakmamak gerekiyor. Yani birini yaparken diğerini terk etmek zorunda değil bu çocuk. Asgari de tutarak ikisini bir arada götürür ve o çocuk olması gereken yere gelebilir zaten. Peki okuma alışkanlığı kazanmak gibi bir çalışma şekli nasıl olabilir? Bu çocuklar uzun süre bir yerde oturup sabit kalamadıkları için çok fazla okuma alışkanlıkları da istikrarlı değildir. Evet, istikrarlı değildir bunlar. Yani bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yönetme ve sürdürebilme becerisi yok bu çocuklarda. Evet. Bunu sağlayamaz mı anne baba, öğretmen? Kesinlikle bunu sağlayabilir. Burada da davranışçı terapiler, psikoeğitim, yani bu çocuk hani nörolojik temelleri, yaşamı boyunca nasıl bir seyirde olacağı, olumsuz davranışları ve belirtileri arasındaki ilişkiyi ve süreci anlayabileceği şekilde çocukla ve aileyle paylaşılabilir. Biz de zaten psikoeğitimde bunu yapıyoruz. Evet. Peki eskiye göre size bu tip rahatsızlıkları olanların gelmesi daha mı çok,
daha mı az veya çok. Daha çok mu? Daha çok. Artıyor yani. Evet. Çünkü eskiden belki kırsalda yaşayan ya da daha fazla dışarıda özgürce hareket edebilen çocuklar yok artık. Evde ekran başında çok uzun süre vakit geçiren çocuklar var. Ne kadar uzun süre ekrana maruz kalırsa aslında o çocuklarda da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok sık gözüküyor, görülüyor. Ekran derken hem bilgisayar, hem cep telefonu, hem televizyon. Evet, hepsini kastediyorum. Çocuk orada sabit oturuyor görülse bile önündeki ekrandan her şey çok hızlı geçiyor. Evet. Çocuk hareket ediyormuş gibi düşünüyor. Evet. Bir köy yaşamı olarak düşünürsek, köyde çünkü çalışma şekilleri çok farklı ve hareketli bir çalışma alanı. Onlar için iyi bir ortam söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, çünkü zaten içinde bir enerji var, bir potansiyeli var. Bunu atacağı imkan da var orada. Evet. Büyük şehirdeki gibi zamanla yarışmıyor. Mesela büyük şehirde ya da kentte yaşayan bir insan sabah işe gidebilmek için saat 8'de otobüse binmesi gerekiyor. Evet. Yoksa işe geç kalacak. Evet. Ama köyde yaşayan birinin böyle bir problemi yok. Onun için 8'de sabah, 8.30'da sabah. Hani bir zaman ve süreç yönetimi yok onda. Evet. Yani dakikalar çok önemli değil. Evet. Onun hayatını çok zorlaştırmıyor köyde yaşadığı için. Daha rahat olduğu için. Daha plansız olduğu için. Ama planlı yaşayan şehir hayatındakiler için hayat birazcık daha zor. Evet. Aslında köydeki yaşamda da plan program mutlaka olacak ama çok dakik değil. Evet. Değil yani mi? Orada bir yere yetişme çabası çok fazla yok. Yani buradaki gibi değil. Evet. Mesai kavramı yok orada. Evet. Dolayısıyla onlara böyle bir yaşamı önerebiliriz. Öyle mi hocam? Kesinlikle. Evet, ama o da bir herkese nasip olur mu? Bu bir fırsat meselesi. Yahut da fırsat ve imkan meselesi, biraz. Evet. Aslında bugün kırsal yaşamdan büyük çapta insanlar uzaklaştılar. Eskiden benim çocukluk dönemimde efendim işte %20 şehirlerde yaşıyordu insanlar. %80 kırsal kesimde yaşıyordu. Şimdi tersine döndü. %80 şehirlerde yaşıyor. Belki bu rahatsızlığın artmasının veya size gelen müracaatların çokluğu da buna bağlı olabilir. Çünkü yani, köy yaşamında malum sizin de söylediğiniz gibi tedavi edici bir taraf var. Fark etmiyor bunu. Tedaviden öte bunu fark etmiyor çok fazla. Yani onun hayatını, yaşamını zorlaştırmıyor oradaki ortam. Burada yaşadığı zaman buradaki hayatı zorlaştırdığı için bunun farkına varıyor. Evet. Yani hani tedaviden kasıt burada onu fark etmek. Oradakiler, orada yaşayanların buna çok ihtiyacı olmuyor. Evet. En azından tatil dönemlerinde işte birçoklarının dedesinin, amcasının efendim çiftliklerde olabilir. Bu tip yerlerde çalışmayı tavsiye edersiniz tahmin ediyorum. Tabii ki enerjisini atmalı. Evet. Onlara da iyi gelecektir. Hem ruh sağlığına hem de beden sağlıklarına çok iyi gelecektir. Evet. Ergenlerdeki dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite ile çocuklarınki aynı mı? Değil hocam. Ergenler ve erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani çocukluk ve yetişkinlik arasında oldukça kritik bir yeri var ergenliğin. Bu dönemde bireyselleşme başlıyor. İşte üniversite hazırlık, meslek seçimi derken çocuk olarak başladığı yolculuğa ergenlik döneminden yetişkin olarak çıkıyor birey. Dolayısıyla ihtiyaçları da farklılaşıyor. Ergenlik döneminde bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin akranlarına oranla daha çok bocalıyorlar. Yani bu gençler yeterince düşünmeden ani tepkiler verebildikleri için, ani kararlar alıp uyguladıkları için kolayca öfkelenmeleri, dikkatlerini toplayamamaları, onların ciddi bir kimlik bocalaması yaşamalarına da sebep oluyor. Evet.
Başka neler söyleyebiliriz? Ergenlerde ve erişkinlerde dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluklarında çocuklardan farklı olarak evet. Başka neler söyleyebiliriz? Şöyle, çocukluktan gelen davranış sorunları veya okul başarısındaki düşüklük ailenin ve öğretmenin de tepkisine neden oluyor bu dönemde. Bu durum ruhsal anlamda da benlik algısını bozuyor. Geleceğe yönelik umutları zedeleniyor bu çocukların. Bununla birlikte depresyon dedik, kaygı bozukluğu dedik. Bunun yanına bir de dikkat eksikliği ve hiperaktivite eklendiğinde yeni psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyorlar. Ergenlikle birlikte hiperaktivite azalıyor ancak dikkatsizlik düzelmiyor. Ömür boyu devam edebiliyor. Davranışsal sorunları çok oluyor. Mesela çok sebatsız olurlar. Sebat gösteremezler. Başladıkları hiçbir işi tamamlayamazlar. Yarım bırakırlar. Çünkü çabuk sıkılırlar. Bu ergenler orta öğretimde de zeka ve yetenek dışında ortaokul ve lisede bilgi ve bilginin derinliği sorulduğundan, bu ölçmeye başlandığından o bilgiyi öğrenip başarılı olamadığında sorun, sıkıntı, huzursuzluk yaşamaya başlıyor. Orada duygusal dengesizlikleri çok oluyor. Orada işte ani öfke patlamaları, işte çok fazla zarar görüyor bu çocuklar. Samana ve alevi gibi birden öfkeleniyorlar fakat o öfkenin sonucunda çok zarar görüyorlar. Hayırları çok azdır bu çocukların. Kimseyi kırmak istemezler, kimseyi üzmek istemezler. Yani kimse beni üzmesin, ben de kimseyi üzmeyeyim düşüncesiyle hareket ederler ama bunun altında aslında özgüven eksikliği vardır. Evet. Özgüven eksikliği. Aslında yaşantılarında ters biraz davranış gibi geliyor bana bu anlattığınız. Yani kimseyi kırmak istemiyor, üzmek istemiyor, bana da kimse dokunmasın diyor ama kendisi başkalarına zarar veren bir şekilde hareket ediyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Evet hocam. Bu konuda başka ilave edeceğimiz neler var? Anadolu'da el iyisi derler. Bilir misiniz? El iyisi. El iyisi, evet. Evet. Yani evet. Dışarıya karşı çok iyidirler. Görüntüde. Görüntüde ama yaptıkları kendi hareketlerle iyi. Evet. Aslında o kırılan benlik saygıları var içlerinde. Kocaman bir özgüven eksikliği var ama bunu görmezden geliyorlar. Bu davranışları biraz da bu yüzden bu çocukların. Erişkinlikte de bunlarda genel davranış mesela sigarayı çok içerler. Tiryaki gibi işte sigara kolik diyebiliriz. Alkolü çok içerler, alkolik diyebiliriz. Kahveye çok düşkündürler mesela, çok kahve içerler. Kendilerini böyle yatıştırdıklarını düşünürler. Çünkü onun sakinleşmeye ve yatışmaya ihtiyacı var. Şöyle düşünün, bir YouTube videosu olarak düşündüğümüzde onun 2-3 katı, hani 1,5, 2 hızda seyreden bir insan gibi düşünün. YouTube videosu gibi hızlı hızlı akar bu insanlar. Evet. Bu yüzden de kahve ve sigarayla kendilerini yatıştırmayı düşünürler, isterler, çok içerler. Dolayısıyla o da daha çok tetikler belki bu tip alkol, sigara. Bağımlılık. Bağımlılık da yapar ama evet. Bir de hiperaktiviteyi sanki artırır gibi özellikler de taşıyor zannediyorum az miktarda olduğu takdirde. Evet. Bu tip bağımlılıkların. Evet hocam, bir ara daha verelim. Aradan sonra devam edelim isterseniz. Tamamdır. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım'la dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım'la dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bundan önceki bölümde en son ergenlerde ve erişkinlerde dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozuklukları ile çocukların
dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozuklukları aynı mı sorusunu sormuştuk. Değildir, farklıdır dediniz ve onları anlatmaya çalışıyordunuz. Oradan devam edelim evet. İsterseniz. Buyurun. Yani ergenlikle birlikte hiperaktivite azalıyor ancak dikkat düzelmiyor dedik ve duygusal dengesizlikleri de çok oluyor bu evet. bireylerin. Ya ani öfke patlamaları olur dedik, saman alevi gibi olur. Hayırları çok az olduğu için çevreden çok da zarar görürler. Kimseyi kırmak istemezler dedik. Genel davranışlarına baktığımızda da işte kahveye ve sigaraya aşırı düşkünlerdir. Bu şekilde kendilerini yatıştırmaya çalışırlar demiştik. Çabuk bağımlı olabilirler demiştiniz. Bağımlı olurlar evet. Sosyal sorunları çok olur bunlar. Eğer çevrelerinde popüler olmaz ise sosyal izolasyon dediğimiz kendisini çevreden aşağı görme, işte farklı görme, bu tür davranışları başlar. Yani alay edilir, dışlanır. Yetişkinlik dönemine geldiğinde de ilişkileri çok istikrarlı olmaz bunların. Hercai gönüllü olurlar mesela. Çok eş değiştirirler, çok sevgili değiştirirler. Çok iş değiştirirler. Amerika'da yapılan bir araştırmada bir insanın bir şirkette çalışma süresi ortalama 21 aymış. Bunlar 9 ayda iş değiştirebiliyorlar. Çok uzun süre kalamıyorlar. Evet. Normale göre yarıdan daha az. Evet. Bir süre. Evet. Evet. Sebat edemiyorlar çünkü. Yani çok sık ev değiştirirler, çok sık araba değiştirirler. Yani sürekli bir değiştirme isteği devam eder içlerinde. Kendilerini böyle çok tanıtma veya dışa dönük bir şeyde mi görürler? Yani mesela öyleler zaten. Çok öyle. Dışa dönük, pozitif, insan canlısı. Yani bunlar kötü insanlar değil. Sadece dürtülerini kontrol edemiyorlar. O dürtü kontrolü ve doğru davranış, disiplin uygulandığında aslında hayat onlar için de, etraflarındaki için de çok keyifli hale gelebiliyor. Evet. Aktörler, aktrislerde daha mı fazladır bu rahatsızlık? Yahut onları evet, buna yönelten... Evet, dikkat olanlarda da bu var. Nasıl mesela? Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite olup da çok ünlü olan, tanınan starlar var. Ama hepsi için söz konusu değil. Yok, tabii çoğunluk ki. İçin söz konusu tabii mu? Ki, tabii değil. Ki. Değil. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Evet. Peki efendim. Yani aile ilişkileri de gürültülüdür yetişkinlik döneminde. Çünkü hiperaktivite çocuklara da geçiş olduğu için disiplini zor tutan, sürekli kavga eden, çatışan, işte sinirlenen, bağıran, çağıran aile olurlar bunlar. Sonradan vicdan azabı çekip bol özür dilemeli bir ilişkileri olur. Evet. Önce yaparlar, sonra özür evet. dilerler ama kırıp döktükten sonra evet. Evet, zarar verdikten sonra insanlara. Evet hocam. Eşleriyle de hakeza böyle yaşarlar. Yani sürekli bir özür dilemeli, kavgalı bir ortamları olur. Fakat dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir hastalık değil, bir bozukluk. Evet. Yani yetişkinlikte neşeli, pozitif, arkadaş canlısı, eğlencelidirler aslında. Hayatını aksatırsa, yani belli bir eşiğin altında kalırsa hayat zorlaşıyor onlar için ve etrafındakiler için. Yani psikoterapi eğitimleri ve terapi desteğiyle o eşiğin altını ve o eşiğin üstünü görebilmesini sağlarız biz. İçgörü kazanabildiğinde de kendi artılarını ve eksilerini görüyor ve bu durumun yönetilebilir bir durum olduğunun da farkına varıyor. Birazcık bir örnekle açıklayabilir miyiz bu son söylediklerinizi? Nasıl bir tip iken, nasıl bir tedaviyle, terapiyle hangi duruma geliyor? Bunu bir örnekle açıklayalım. Bu gençler, bu yetişkinler davranışlarının sonucunu kestirmeden dürtüsel olarak davranıyorlar. Biz bu terapilerde bunlara, bu yetişkinlere ya da gençlere
davranış kalıplarını doğru öğretebilmeyi ve doğru zihin haritalarıyla oturtmayı öğrettiğimizde kendileri zaten hayatlarında şöyle davranıştan önce durup bir düşünüyorlar, daha sonra eyleme geçiyorlar. Bu sağlanabiliyor mu? Tabii ki davranışçı terapilerle bu sağlanabiliyor. Yani yönlendirilebilir, yönetilebilir olduğunu öğreniyor bununla. Peki bu terapiyi evde anne baba uygulayabilir mi? Anne babaya da düşen görevler var. Fakat bu bir ekip çalışması. Anne babaya düşen görev, çocuğa düşen görev, öğretmene düşen görev. Psikoloğa düşen görev. Psikoloğa düşen görev gibi diyebiliriz. Evet. Bu konuda başka ilave edeceğimiz bir şey var mı hocam? Bu kadar hocam. Evet. Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluklarında tedavi nasıl olmalıdır? Evet. Oradan şimdi, devam edelim. Evet, buyurun. Oraya geldik. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hayatın her alanını etkileyen bir bozukluk. Yani sadece akademik başarıyı etkilemiyor. Gördüğünüz gibi anlattıklarımız kadarıyla da. Psikososyal ve ruhsal anlamda da çocuğu olumsuz etkileyen bir bozukluk. Yani burada ilaçlar tedavinin bir parçası, evet en etkili yöntem ama yani ilaç beyindeki ödül ve motivasyon ve dikkatle ilişkisi olan dopamin düzeyini dengeliyor. Bununla birlikte yani sadece ilaç tedavisi her dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan için gerekli değildir. Hepsi için kullanılabilir diyemeyiz. Yani tek başına da yeterli değil. O yüzden bunun yanında psikoterapi ve psikoeğitime yer verilmelidir. Şimdi psikoterapi dediğimizde biz sonuçtan çok süreç odaklı ve dürtülerini kontrol etmesini, işte düşünerek harekete geçmesini amaçlarız. O hareketliliğini ise bulunduğu ortama uygun bir şekilde gerçekleştirmesini amaçlarız. Bunu yapanlar psikologlar değil mi? Psikologlar, evet. Psikologlar yapıyor psikoterapiyi. Evet. Evet. Yani psikoterapide hedefimiz aslında kişinin kendisini kontrol edebilmeyi kazandırmak, eksik olan yönlerini de görmek ve yerine koymak. Burada psikoeğitim de çok önemli. Burada psikoeğitim nörolojik temelleri yaşamı boyunca nasıl bir seyirde olacağı. Çünkü biyolojik ya bu. Beyinde olan bir rahatsızlık, bozukluk dedik ya. Yani olumsuz davranışları ve belirtileri arasındaki ilişkiyi ve bu süreci anlayabileceği şekilde psikoeğitimde danışanla paylaşılır. Evet. Bu konuda onu bilinçlendiririz. Bu doğrultuda da daha bilinçli hareket etmesini, duygusal ve davranışsal ve bilişsel yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bunu birazcık daha açar mısınız? Böyle dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde diyelim. Nasıl açıklarız bunu? Yani burada psikoeğitimde çocuğun ya da gencin işte davranışı, davranışın öncesi, sonrası, bu davranışa onu iten sebebi, dürtüleri, hangi duygu, bunun altındaki duyguyu bulmaya ve ona bu duyguyu öğretmeye çalışırız. Çocuk duygularının farkına varır ya da genç duygularının farkına varır. Nerede, nasıl hareket edeceğini ve bu duyguları nasıl kontrol edeceğini bir bakıma öğrenmiş olur psikoeğitimle. Evet. Bir hastalık değil dediniz değil mi? Değil. Bir bozukluk bu. Bir bozukluk diyorsunuz. Ve bir takım psikolojik eğitimlerle davranışçı eğitimlerle evet. Evet. Ona bu yapmış olduğu yanlışlar, hatalar veyahut da işte fazlalıklar neyse, evet, onları anlatıp, öyle mi? Evet. Yani davranış eğitimi, anne baba eğitimi, aile terapisi, sosyal beceri eğitimi, bunları sayabiliriz. Yani akademik beceri eğitimi. Bunun yanında da bireysel psikoterapi, bireysel davranışçı terapi gibi birçok psikososyal müdahale yöntemi var.
Bunlardan hepsi birlikte uygulanabilir. Tedavisi kolay ve tedavi için de okul öncesi ve okul çağının ilk yılları çok önemli. Tedavisi kolay derken ilaçsız tedaviyi mi kastediyoruz yoksa ilaçlı tedavi? Klinik düzeye, klinikte verilen kararla, hekimin verdiği kararla klinik düzeye çıkmamışsa davranışçı terapilerle ilaçsız davranış öğretilerek sınırlı, disiplinli, sağlıklı, kurallı bir çerçevede bu çocuklar yönlendirilebiliyor, doğru davranışları öğrenebiliyor. Evet, ilaç çünkü birçok faydaların yanında zararlar da olan. Yani hepsinde de kullanılacak diye bir kural yok, zaten böyle bir gerek de yok. Evet. Tedavi edilmediği durumda, yani çocuk o zaman çocuk veya genç bu yapısal zorluklarından kaynaklanan davranış sorunları ve okul başarısızlıkları da devam ediyor. Tedavi edilmezse. Evet. Hayatını da daha da zorlaştırıyor. Bu çocuk çevresinden de dışlanıyor. Yani bütün bunlar bir başka soruna da yol açıyor. Evet. Biraz önce anlattıklarınız içerisinde bunların hayal kurucu olduğunu da söylemiştiniz. Evet, hayallere dalıp dalıp giderler, konsantre olamazlar. Mesela bu tip hareket iyi bir şekilde dönüştürülemez mi? Yani bu hayal kurma, onlarda mesela bir kitap yazma, efendim hikaye kesinlikle yazma, roman yazma gibi desteklenirse dönüştürülebilir. Burada da yine dediğimiz gibi anne baba eğitimi, öğretmen eğitimi, yani bu çocuğun ilgisi alanları keşfedilerek ona doğru yönlendirme yaparak teşvik edici davranışlarda bulunarak bu çocuğa çok güzel alışkanlıklar kazandırılabilir. Yani avantaja döndürülebilir. Kesinlikle evet. Evet. Yani tedavi edilmediğinde de okul başarısızlığı, ileride iş hayatındaki başarısızlıklara, arkadaş ve aile içi ilişkilerinde ve sonrasında da sosyal ilişkilerinde, hatta evlilik hayatında bile sorunlar yaşamasına yol açar. Evet. Bununla birlikte depresyon, davranım bozukluğu gibi ek sorunlar da eklenir. Ve sorun iyice işin içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Burada tedavideki amaç hekim, psikolog, pedagog, aile, öğretmen, işbirliği ile çocuğun yaşam kalitesini arttırmaktır. Şüphesiz, evet. Tedavinin amacı bu. Biz psikoterapide nedenine yönelik değil de belirtilerine yönelik tedavi uygularız. Yani onun davranışlarına yönelik bir yol haritası belirleriz. Burada çocuğun gelişimsel yaşamına göre kurallar koyup tutarlı bir aile ortamı da çok önemli tabii ki. Evet. Ailede de genetiksel olduğuna göre bu tip bozukluklar, rahatsızlıklar varsa daha zor bir ortam oluşur. Kesinlikle. Çünkü genetik ailede de var. Yani sadece çocukta olsa belki daha kolay düzelebilir. Ya da sadece ailede olsa, çocukta olmasa yine belki daha kolay bir şeyler yolunda gidebilir, ama hem ailede hem çocukta olduğu için orada işler biraz daha karışık. Evet. O zaman neler yapılabilir? Aile de bunun farkına varıp kendisi için destek alacak. Çocuğu için de destek alacak. Evet. Çok dikkatli olması gerekiyor bu tip ailelerin, değil mi? Evet. Hem kendilerindeki rahatsızlığın farkında olacaklar, hem de çocuğun rahatsızlığının farkında olacaklar. Genelde aileler çocukları bu belirtileri gösterince kendilerinde de bunların olduğunun farkına varıyorlar. Aa diyor, evet çocukken ben de böyleydim. Hı. Ya da hani ben de bunu yapıyordum, bana benziyor. Ama benimki geçti diye geçiştirebiliyor. Ama onun hayatında devam eden bu bozukluktan kaynaklı farklı sorunları, sıkıntıların bundan kaynaklı olduğunu düşünmüyor. Evet. Bu tedavi süreci başladığında ailede kendine psikoterapi desteği alıyor. Alırsa da çok iyi olur. Evet. Bir başka soruya geçelim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların okul sorunları. Evet.
Evet, öğretmenlere neler önerebiliriz? Arkadaşlarına da neler önerebiliriz, değil mi? Çünkü onun zararlarını belki arkadaşları da çekiyor, görüyor. Onların da çünkü yapabileceği bir şeyler vardır tahmin ederim. Arkadaşlarına çok sorumluluk yükleyemeyiz. Çünkü günümüzde çocuklar çok acımasız. Ama birbirlerinin canını yakmayı çok seviyorlar açıkçası. Ama biz bu çocuğumuza davranış kazanıp güçlendirebilirsek ona daha sağlıklı bir yaşayacağı hayat ortamı sağlayabiliriz. Evet. Okul sorunları, yani bu çocuklar bir kere kapasitelerinin altında başarı gösteriyorlar. Hani anneler babalar sağlıklı çocuklarına da efendim işte okulda bu tip bir arkadaşları varsa ki çocuklar mutlaka şikayetçi olacaklardır onun o davranışlarından dolayı. O annelere babalara da bir şeyler düşüyor, o çocuğa da bir şeyler düşüyor diye düşünüyorum. Anne babalar genellikle bu çocuklardan uzak tutuyor kendi çocuklarını. Ama tutmamaları lazım değil mi? Evet. Doğrusu. Yani farklılıkları olabileceğini, diğer insanların da bizden farklı olabileceğini o çocuk görmesi ve onunla birlikte sağlıklı ilişki kurulabileceğinin yollarını da öğrenmesi gerekiyor. Aileler çok korunaklı büyüttüğü için çocuklarını başlarına bir şey gelir korkusuyla bu çocuklardan hep uzak tutuyorlar. Bu çocuklar da kendilerine ortam bulamadığı için okul dışında ortam kurmaya çalışıyor. Okul dışında da kendi gibi olan grupları buluyor mesela. Onu her zaman bulması mümkün değil. Çok çabuk buluyor. Onlar çabuk hemen gruplaşabiliyorlar ve gittikleri yerde de birbirlerini daha kötü etkileyebiliyorlar aslında. O yüzden eğitimden, okuldan çok fazla uzaklaştırmamak gerek bu çocukları. Bu tip rahatsızlığı olan çocukların miktarı hakkında bilginiz var mı hocam? Yüzde olarak. %3 ila 5 arasında. %3 ila 5 bayağı da fazla. Evet. Yani şunun için de sordum, hani kendileri gibi çocuklar bulup onlarla gruplaşıyorlar dediniz de. Evet. Evet, demek ki %3-5 bayağı büyük bir rakam. Yani daha çok suça yöneliyorlar, daha çok kural tanımıyorlar. Dışarıda kabul göreceği ortam arıyor çocuk. Yani okul içinde kendi davranışlarıyla kabul görmediğinin farkına varıyor. Orada dışlanıyor. Dışlandığı için bu sefer yaramazlık yapıp daha çok dikkat çekmeye çalışıyor. Daha çok hareketli oyunlara katılıyor vesaire. Bir süre sonra kötü de olsa dikkat çekmeyi başarıyor ve etiketleniyor. Etiketlenen bir çocukla da aileler kendi çocuklarının arkadaş olmasını istemiyorlar. Evet. Böyle bir durum da var. Evet. Hocam bir ara daha verelim, aradan sonra devam edelim. Tamam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle bir kısa ara. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbet ediyoruz. Evet, sadece çocuklarda değil mi hocam? Yaşlılarda, ergenlerde, onlarda da evet dikkat eksikliği, hiperaktivite. Bundan önceki bölümde son sorumuz size. Çocukların okul hayatındaki bu tip rahatsızlıkları olduğundaki davranış bozukluklarında efendim arkadaşlarıyla olan sorunlarıydı. Evet, bu tip rahatsızlıkları olan çocuklara, bu çocukların öğretmenlerine neler önerebiliriz? Nasıl davranmalılar bu tip yaşantısı olan çocuklara? Evet, hiperaktivite yaşam boyu diyebiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğu olan çocukların kapasitelerinin altında bir başarı gösterir bu çocuklar. Kapasitelerinin altında. Altında. Evet, demek ki onlara menfi bir etkisi var. Evet. Okul ve öğretmenin koyduğu kurallara da uymakta zorlanırlar. Çocuğun okula başlamasıyla sorunlar çok yönlü olmaya başlar aslında.
sınıfta oturması istenir, işte dikkatini toplaması istenir, kurallara uyması istenir, arkadaşlarıyla yardımlaşma ve iyi ilişkiler kurması istenir. Bu gibi beklentiler ya da olması gerekenler çocuğun okula uyumu ve başarısı için gerekli. Fakat bu özelliklerin birçoğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bulunmuyor. Yani bu çocuklar olumsuz davranışlarından dolayı akranları, arkadaşları tarafından da, arkadaş gruplarından da dışlanıyorlar ve çok sık eleştirilere maruz kalıyorlar. Etiketleniyorlar. Etraflarına belli etmeseler de kendine saygısı azalmaya başlıyor bu çocuğun. Nasıl kendilerine, anlayamadım. Kendilerine olan saygıları ve güvenleri azalmaya başlıyor. Çünkü sürekli itilen, kakılan, dışlanan, hor görülen bir çocuk oluyor. Arkadaşları tarafından da. Bu ona kendilerini değersiz hissettiriyor. Evet. Davranışlarından dolayı huzursuzluk da yaşıyor aslında. Üzüntü de yaşıyor. Fakat aşırı hareketlilik, söz dinlememe, çok konuşma davranışları bu çocukta 8-9 yaşlarından itibaren de yalan söylemeye doğru gidiyor. Davranışı getiriyor. Arkadaşları tarafından dışlandı, istenmedi, kötü çocuk ilan edildi. Sonra yalan konuşmaya başladı. Bir sonraki leveli de çocuk büyüklerle tartışmaya başlıyor. Kavgaları başlıyor. Ve kendi akranları ile de sık sık kavgaya dönüşüyor bu durum. Evet. Kendilerini dünyanın merkezinde görme gibi bir şeyleri var mıdır, davranışları? Şuursuzca. Başlangıçta da olsa. Hayır, o değil. Şuursuzca yapıyor bunu. Dürtüsel davranıyor, düşünemiyor çocuk. Tamamen dürtüsüyle hareket ediyor. Yani şurada bir kurulu yemek masası düşünün. Evet. Bu yemek bana ait. Ben yiyebilirim düşüncesi yok bu çocukta. Burada bir masa var. Bu yemeğin kimin olduğunun önemi yok. Oturup karnımı hemen doyurabilirim. Düşünemiyor, süzgeçten geçiremiyor. Evet. Ve böylece etrafında ve okulda da yaramaz çocuk, şımarık çocuk veya terbiyesiz çocuğa kadar etiketlemeler devam ediyor. Bazen okulda arkadaşları ve öğretmeni tarafından da çok fazla dışlanıyor bu çocuklar. Az önce de bahsettiğimiz gibi dışarıda, mahallede işte kendisi gibi olan çocuklarla gruplaşıyor. Okulda eğitim hayatında kabul görmediği için eğitim hayatı okul dışına itti bu çocuğu. Ve orada da kendi gibi olan çocukları buluyor. İleriki yıllarda da bu çocukların suça sürüklenmeleri çok daha rahat ve kolay oluyor. O yüzden bu çocukları eğitim hayatından uzaklaştırmamak gerekiyor. Ne olursa olsun. Eğitimlere devam etmelerinde fayda var. Evet. Destekleyerek devam etmelerinde fayda var. Yani eksik olan yönlerini tamamlayarak, daha çok sporsal faaliyetlere yönlendirerek, daha fazla bedensel hareketler, beden eğitimi gibi derslerinde ağırlık vererek bu çocuğun hem enerjisini boşaltmasına hem de bu enerji boşaltımından sonra daha sağlıklı konsantre olabilmesi, daha uyumlu olması için, daha sakince kalabilmesi için bu tür eğitimlere önem vermek gerekiyor. Yer vermek de gerekiyor bu çocukların okul hayatında. Evet hocam. Öğretmenlere öneriler dediğimizde de sınıf ortamında bu çocuklar dürtüsel oldukları için çok sessiz kalmakta ve derse odaklanmakta çok zorlanırlar. Bu da sınıf ortamını ister istemez olumsuz etkiler. Bu çocuklarda böyle bir potansiyel var. Bu uygunsuz davranışları ve bu tepkileri çocuk azarlanmadan, ani tepkiler vermeden, öğretmeni tarafından işte direkt ya göz teması kurarak ya da böyle hafifçe omuzuna dokunarak çocuk uyarılabilir. Bu çocuğun olumlu davranışları çok fazla ön plana çıkarıp öğretmen tarafından ödüllendirilebilir. Bu çocuklara dersin huzurunu bozuyor diye dersten çıkarmak bu çocuklar için ödül gibi olur. Çünkü istediği o zaten.
dışarıda koşsun, oynasın ama amaçsızca. Yani bu çok uygun bir yöntem değil. Sınıf ortamında kalması ve ara sıra göz teması kurarak, öğretmenin de dikkatinin onun üzerinde olduğunu belirterek ön sıraya oturtabilir ve kendine göre örnek olacak bir arkadaşının yanına oturtabilir öğretmeni. Kendine benzeyen birisi değil. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle hiç istenmeyen bir şey o. Bu çocuklara verilen yönergeler ve ödevler az ve anlaşılır olmalı ki bu çocuk istikrarlı bir şekilde ona devam ettirebilsin. Çok ödev çocuğu çok sıkar zaten. Yapmak da istemez. Bir de hızlı hızlı yapar ödev çok olduğu için. Çok da yanlış yapar. Bu da hiç istemediğimiz bir durum. Evet hocam. Öğretmenlere başka tavsiyeler bu konuda? Aileyle işbirliği içinde, okul rehberliğiyle işbirliği içinde, okul rehberliğine de burada çok iyi iş düşüyor. Evet. Çok fazla iş düşüyor. Çok fazla gözlemleyip aileyle iletişim halinde olup öğretmeni de uygun bir şekilde yönlendirebilirlerse bu süreci daha sağlıklı yönetebilirler. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son çalışmalar içerisinde okulların tamamına rehberlik öğretmenlerinin verilmesi konusu da var. Evet hocam. Bütün okullara rehberlik öğretmeni ataması yapacaklar. Evet, dolayısıyla bu çocuklar için de faydalı olacak. Faydalı olacak ve işlevsel de olacak fazla olursa. İşlevselliği de önemli burada. Evet, zamanımızın bir rahatsızlığı hem de belki artan bir rahatsızlıkla diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani günümüzde daha mı fazlalaştı bu tip rahatsızlığı olan çocukların sayısı? Daha fazla tespit edilir hale geldi. Evet. Daha fazla tespit edildiğine göre rehberlik hocalarının da çokluğu, fazlalığı bunlar için daha faydalı olacak. Kesinlikle. Evet. Ailelere ne gibi tavsiyelerde bulunuruz hocam? Anneler, babalar, kardeşler. Hepsi. Evet. Şimdi aile içinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış bir çocuğun olması hem aileyi hem de çocuğun yaşamını oldukça zorlaştırır. Önemli olan yaşamı nasıl kolaylaştıracaklarını ve bu çocuğun performansını nasıl geliştirebilecekleridir. Ve bu durumla nasıl başa çıkabilecekleri. Önce bu durumu kabullenmeyle başlayabilirler. Evet. Benim çocuğum dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konuldu. Bu ailenin kusuru değil, ailenin eksikliği de değil. Fakat bu durumun... Bir yanlış yetiştirme şekli de değil. Değil. Yani evet. Bu tanının olması değil. Fakat burada ailenin bu durum daha olumlu gelişmesini sağlamak için ya da daha kötüye gitmesi için ailenin davranışları belirleyici burada. Daha kötüye gitmesini önlemek için. Önlemek için. Yani ailenin tutumu ve davranışıyla bu çocuk daha kötüye de gidebilir. Daha iyiye de gidebilir. Evet. Çocuğun kendi sorunlarının dışında ailenin içinde de bunlar sorunlara yol açıyor tabii ki. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışma çabası, işte çocuğun davranışlarıyla uğraşmak, gelen şikayetlerle baş etmek aileyi de yoruyor. Şüphesiz. Çok fazla bıkkınlık, bitkinlik, umutsuzluğa da yol açıyor. Kardeşler de var evde. Onlarla olan ilişkileri de zarar görüyor. Bu gibi çocuklar çok zaman alan çocuklar. Bu nedenle diğer kardeşler de zamanın kendilerine kalmadığından ve ailenin sürekli onlarla ilgilendiğinden şikayet eder mesela. Burada ailenin biraz bu dengeyi kardeşler arasında sağlıklı sağlaması gerekir. Bu da daha kötü bir durum da herhalde bütün kardeşlerde bu bozukluğun görülmesi değil mi? Görülme sıklığı var ama %20 gibi, yani çok yüksek bir rakam oranda değil ama olabilirdi. Olabilir. Evet, ama genelde ailede
bir çocukta bu varsa ötekinde de olacak diye bir şey yok. Yok, böyle bir durum yok. Evet. Evet. Burada çocukta olumlu davranışları pekiştirmek için bir ödül tablosu hazırlayabilirler. Mesela ödül olumlu davranışlara yıldız verirler ve daha sonra bunu ödüle çevirirler. Bu çocuğun uygun davranışları geliştirmesinde yardımcı olur. Mesela işte sinemaya gitmek gibi, birlikte tiyatroya gitmek gibi sonrasında bu çocuklar için bir ödül olabilir. Yani bir sonraki şey de çocuğun hayatındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite kaynaklı zorlukları görmezden gelmeden ama aşırı koruyup kollamadan da gerçekçi beklentiler oluşturmalılar. Evet. Yani hiperaktivite bir başarı değil, bir performans sorunudur. Çocuk sabırsızdır, acelecidir, sebatsızdır. Ama bu performansını, bu süreci iyi yönetebilirlerse bunun üstesinden gelirler. Yani bu çocuklar aslında diğer çocukların yapabildiği her şeyi yapabilirler. Sadece daha fazla yönlendirmeye ve daha fazla pekiştirmeye ihtiyaçları vardır. Evet. Bu çocuklarda disiplini sağlamak için de sürekli ceza verirlerse ve sürekli eleştirirlerse bir süre sonra bunlara da bağışıklık kazanır bu çocuk ve davranışlarını asla değiştirmez. Burada olumsuz davranışın yerine olumlu davranışı ona öğretmek ve teşvik etmek gerekir. Nasıl öğretilebilir? Olumsuz cümle kurmak yerine kurmadan, yani masayı hazırla, yemek yiyeceğiz, sofrayı hazırla demek yerine yemek saatimiz geldi, masayı hazırlarken bana yardım eder misin? Gibi. Kaşıkları, tabakları, çatalları masaya götürür müsün gibi denebilir. Uzun cümleler kurmadan kısa, net konuşmak, hani bu şekilde davranılırsa aslında çocuğun burada kaygısı da azalır ve daha uyumlu olur. Evet. Uyumu da artar. Olumlu ve yapıcı cümleler kurmak. Bu çocuklar zaman zaman yaşıtlarının gerisinde olduğunu hissederler. Bu da az önce dediğimiz gibi onun benlik saygısında azalmaya başlar. Kendini değersiz görür. Kendine güveni azalır. Yani bazı şeyleri arkadaşları gibi başaramayacağını fark eder. Bu farklı problemlere de yol açar. Bunun için yapabildiği olumlu şeyleri övmek fakat abartmadan, gerçekçi bir şekilde. Yani çünkü yalan övgü çocuğa daha fazla hayal kırıklığına sürükler. Yapamayacağı bir şey hakkında çocuğu övmek ya da atıyorum 3-2 saati ya da 1 saat bile bu çocuk masada oturup ders çalışamaz ama hani sen yapabilirsin, 1 saat masada oturup ders çalışabilirsin dediğinde bile bu çocuk onu yapamayacağını biliyor. Sizin de bunun yapamayacağınızı bildiğini biliyor. Onu daha fazla hayal kırıklığına sürükleyebilir. Bunun yerine her çocuğun başarabildiği bazı şeyler vardır mesela. Başarılarını ön plana çıkarıp planlama ve zamanlamadaki zorlukları yönetebilir hale getirmeleri ailelerin işini kolaylaştırır. Bunun için de mesela bir davranış listesi yine hazırlayabilirler. Örneğin dişlerini fırçaladın 5 puan, yatağını topladın işte 10 puan, odanı topladın 5 puan şeklinde. Onlara bir davranış listesi hazırlayabilirler. Bunu kendisine göstererek değil mi? Tabii ki. Birlikte. Hı hı, faydası orada o zaman olacak. Davranış kazanmasına çok faydası olur. Yıldızları birlikte atabilirler. Puan sistemi olabilir. Sonrasında o puan sistemi belli haftalık, günlük olabilir. Onlar tamamlandığında puanlarına bakıp onun karşılığında çocuğa ödül verilebilir. Bu da onun davranışlarını olumlu yönde pekiştirecektir. Bu çocuklar çok hareketli olduklarından onlara çok özgürce oynayabilecekleri alanlar, uygun şartlar, ortamlar hazırlayabilirler. Bu orada enerjisini atacağı için daha sonrasında daha uyumlu olmasını sağlayacaktır. Evet. Bu çocuklar ödev konusunda da isteksiz olurlar.
iyi bir zamanlama ve planlama ile ödev zamanını kesinleştirebilirler. Mesela çocuk okuldan geldi, biraz dinlendi, yemek yedi. İşte 3 ile 5 arası ödev saatimiz ya da 5 ile 7 arası ödev saati diye kesin bir saat konulabilir. Fakat bir saat boyunca masa başında ödev yapmaları çok zor. Kısa kısa molalar verilebilir. Bu kısa molalarda da başka hareketli aktiviteler yaparak çocuğun enerjisini boşaltması sağlanabilir. Evet. Hocam son 2 dakikamız var. Çok hızlı geçeyim o zaman. Evet, birazcık toparlayayım. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktiviteli bir çocuğa sahip olmak dünyanın sonu değil. Panik yapmadan sakin olmak gerekiyor. Yani her çocuk öğreniyor. Bazıları aynı yolla, bazıları farklı yolla. Burada olumlu ve yapıcı bir tavırla çocuklarıyla bağ kurarlarsa onların, velilerin, ailelerin sakin olması çocuğun da sakinleştirmede etkili bir ilaç olacaktır. Hiperaktif çocukların içinde muhteşem bir enerji var. Mesela bu enerjiyi doğru yönetebildikleri takdirde diğer çocuklardan daha hızlı yol alabilirler. Örnek vermek gerekirse koşmak, yüzmek, ata binmek gibi hareket ve enerji gerektiren alanlarda kolaylıkla başarı sağlayabilir bu çocuklar. Mükemmeliyetçi beklentiler yerine yapabileceği şeylere odaklanabilirler. Attıkları küçük adımları fark etsinler çocukların. Onları görmezden gelmesinler. Bu onları değerli hissettirecektir. Bu çocukların sosyal gelişimleri için drama ve oyunlardan yararlanabilirler. Grup iletişimi kurmakta zorlandıkları için grup oyunlarına yönlendirebilirler. Öfkelendiği zaman sakince dinlemeli ve öfkesini nasıl ifade edeceğini ona anlatmalıdır aile. Hayır demek yerine sakin bir ses tonu ile öfken geçtiği zaman konuşabiliriz diyerek öfkesinin geçmesini bekleyebilirler. Ruh sağlığı önemli. Oksijen maskesini önce kendilerine takar gibi mutlu edecek, onları sakinleştirecek aktiviteler yapabilirler. Ailece yapmaktan keyif aldıkları zamanları çoğaltabilirler. Birlikte yürüyüşe çıkabilirler, resim yapabilirler, kitap okuyabilirler, yemek yapabilirler. Bunun gibi keyifli ve eğlenceli aktiviteler de aile bağlarını güçlendirecektir. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür İnşallah ederim. Ailelerde bu tip çocuklar olanlar için faydalı bir şeyler söylemiş olursunuz. Umarım. Ben teşekkür ederim hocam, beni misafir ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Sağ programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikolog Yasemin Bican Hanım'dı. Kendisiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İletişim Dünyamız.